Celal Bey de yakın yani Malatya. Malatya. Malatya bizim için ayrı bir yere sahip, farklı bir önemi var. Daha 3 ay önce Malatya'daydım. Dünyada bir ilk olacak şekilde lisanslı kuru kayısı deposunun temelini hep beraber Malatyalı hemşerilerimizle attık. 13 milyon avroluk bu yatırımla ihracatında zaten dünya lideri olduğumuz kuru kayısı da daimi bir avantajı yakalamak istiyoruz. Temel atma töreninden hemen sonra organize sanayi bölgesindeki fabrikaları ziyaret ettim. Ayrıca sanayicilerimizle geniş kapsamlı bir istişare toplantısı yapma imkanı da bulduk. Sizlerin de çok iyi bildiği şu hususun altını tekrar çizmek istiyorum. Doğu Anadolu bölgesinde sanayinin kalbi Malatya'da atıyor dersek herhalde yanlış söylemiş olmayız. Gıdadan tekstile, makineden mobilyaya pek çok alanda güçlü bir kapasite birikimi söz konusu. Tabii bu altyapının gelişmesinde sunduğumuz desteklerin, devletimizin sunduğu desteklerin büyük bir katkısı var. Bugüne kadar Malatya'da 8 milyar liralık sabit yatırımı teşvik edip 28 bin vatandaşımızın istihdam edilmesinin önünü açtık. Girişimcilik, Ar-Ge ve finansman gibi alanlarda 6000'e yakın KOBİ'miz Malatya'da COSGAP'ten faydalanıyor. Malatya inovasyon alanında da aslında çok önemli adımlar atıyor. Bakanlığımızca desteklenen Teknopark'taki doluluk oranı %95 seviyelerinde. Şehrimiz ayrıca tekstil ve makine alanında inovatif çözümlere odaklanmış özel sektörün Ar-Ge merkezlerine de ev sahipliği yapıyor. İlimizdeki organize sanayi bölgelerinde yaklaşık 27 bin vatandaşımız istihdam ediliyor. Bu kapasiteyi daha da geliştirmek istiyoruz. İşte bunun için çok yakın zamanlarda sayın vekillerimiz de söyledi. Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi'ne 27 milyon lira kamulaştırma bedelini gönderdik. Yatırım programı ilan edildi. İnşallah söz verdiğimiz gibi 13 milyon lirayı da aktararak 40 milyon liralık bir kamulaştırmayla oradaki kamulaştırma çalışmalarını başlatmış olacağız. Gerisi de tabii ki oradaki iş insanlarımıza kalıyor, oradaki vekillerimize kalıyor, sanayi ticaret odamıza kalıyor. Onlar da devamını getirerek kendi tencerelerini kaynatarak inşallah geri kalan kamulaştırmaları da yapacaklar ve Malatya'da bir yatırım için oldukça önemli bir alana kavuşmuş olacağız. Ben Malatya'ya gittiğimde gerçekten işine şevkle sarılan vatandaşlarımızı gördüm. Gözlerindeki heyecanı, Malatya'yı daha ileri götürme azmini gördüm. Malatya'nın gelişmesi demek elbette bölgenin gelişmesi, Türkiye'nin gelişmesi demek. Maalesef yaşanan deprem felaketi hepimizi derinden sarstı. Ben ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Depremden hemen sonra biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Malatya ve Elazığ'da COSGAP'in acil destek kredisi programını uygulamaya aldık. Bu kapsamda depremden zarar gören KOBİ'lerimize 100 bin liraya kadar faizsiz ve bir yıl geri ödemesiz kredi vermeye başladık. Şimdi yine her iki ilimizde de yeni bir program başlatıyoruz. Bölge ekonomisinde olası bir durgunluğun önüne geçmek üzere ve üretimde sürekliliği sağlamak üzere bu adımı atıyoruz. İşte bu kapsamda imalat sanayi işletmeleri depremden fiziki olarak zarar görmese de COSGAP'in işletme desteği, faiz desteğinden faydalanabilecekler. Çalışan sayısına bağlı olmakla birlikte
işletmelerimiz hem Elazığ'da hem de Malatya'da 150 bin liraya kadar kullanacakları kredide yine faizsiz ve bir yıl geri ödemesiz KOSGEB'in desteklerinden yararlanabilecekler. Ben şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum.